Merhaba arkadaşlar. Şimdi videoların altına çok fazla yorum geliyor. Tahmin videosu, tahmin videosu. YKS, TYT ve AYT kısmında özellikle tahmin videosu isteklerine cevap verelim dedik. Ki burada arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ne kadar olur ya da olmaz onu bilmiyorum. Şu ana kadar çektiklerimiz zaten bize şunu gösteriyor. Bazı arkadaşlar tabii kolay diyor ama MSÜ'de çıkan soruları gördük. Bunlardan işte baktığınızda izleyin TYT'de hazırladığımız videoları ki bir kısa tekrar testleri var. Bir de orada özellik olarak denemelerimiz var. Bakın hani benzer soruların olduğunu göreceksiniz. Demek ki doğru bir yolda gidiyoruz. Doğru bir yoldayız. İnşallah size bu konuda faydalı olacağız. Şimdi TYT ve AYT konusunda coğrafya denemeleri dikkat ÖSYM çıkabilir serisine başlıyoruz. Bu seridekiler yine biraz daha zor sorulardan da oluşacak ama yine hedefimizden çıkmamak ya da sınırları aşmamak adına belirli soruları seçtik ve bunları dikkate aldık. Siz de yine bu serileri takip edebilirsiniz. Yani buradaki sorular ve artı paylaştıklarımızı mutlaka çözmenizi öneriyoruz. Evet arkadaşlar ki çıkan sorularda bize doğru yolda olduğumuzu göster demiştik. Mesela bir örnek sorumuz. Özellikle ben soruları çözerken çölleri mutlaka bilin demiştim. Çölleri bilirseniz size faydalı olacak bunlar. Özellikle bizim daha önce paylaştığımız haritalar var. Hem Türkiye haritaları hem dünya haritaları üzerinde çalışmalarımız var. Bunlara bir göz atın. Bizim için bayağı faydalı olacaktır ya da sizin için bayağı faydalı olacaktır. Oynatma listelerine bakarsanız aşağı doğru indiğinizde Türkiye haritaları ve dünya haritaları şeklinde iki oynatma listesi var. Onlara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Burada çöller önemli dedik ki çöller günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu yerler. Örneğin Büyük Sahra Çölü ve Avustralya'nın %75'i çöl. Herhalde bunu birçok soruda tekrar etmişimdir ve hep önemli olduğunu söylemişimdir. Bu alanlar çöl olduğu için günlük sıcaklık farkları oldukça fazla olmakta. O yüzden bu soruda doğru cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söylüyoruz. Buna dikkat edelim. Evet, bunun dışında yine şöyle bir durum var arkadaşlar. Nüfusla ilgili mutlaka soru çıkıyor. Yani çıkma ihtimali %90 hatta %99 da diyebiliriz. O yüzden bizim nüfusu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nüfusun dağılışını, bunun yanında baktığımızda işte nüfus piramitlerini bilmemiz gerekiyor. Yeryüzünde sıcak ve çok yağışlı yerlerde yoğun ormanların varlığına bağlı olarak bu alanlarda daha az nüfus bulunmaktadır. Buna örnek gösterilir demiş ki Amazon ve Kongo havzaları ekvatoral kuşakta balta girmemiş ormanların bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda yerleşme oldukça güçtür. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Güneydoğu Asya yoğun nüfuslu bir alan. Çin, Hindistan gibi ülkeler var. İskandinav Yarımadası seyrek nüfuslu ama burada ormanlık alanlara bağlı değil. Daha çok iklimin olumsuz ve yer şeklinin engebeli olması etkili. Kuzey Afrika çöl alanı, Büyük Sahra ki ormanlık alanların fazla olması etkili değil. Daha çok sıcaklık ve kuraklık etkili. Batı Avrupa yoğun nüfuslu alanlar arasında doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, özellikle Türkiye coğrafyası ile ilgili TYT'de bir soru geliyor. Ama AYT'de bu yıl için özellikle bazı konulardan muaf olduğumuz için ben ortalama iki soru bekliyorum Türkiye coğrafyası ile ilgili. O yüzden Türkiye kısmında özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. İşte AYT'de tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, ulaşım, ticaret gibi konular söz konusuydu biliyorsunuz. Bunun yanında TYT konularında fiziki kısımlar daha çok. İşte yer şekilleri, iklim gibi faktörler, yine nüfus gibi faktörlerin de çıkma ihtimali her ikisi için de söz konusu olmakta. Evet, tektonik hareketler. Biz bunu sorularda çok sık bahsettik ki Türkiye'de 3 ana fay hattı vardı. Bunun doğal afetlerde çıkma ihtimali var. Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı şeklinde 3 ana fay hattı bulunuyor. Bu fay hatlarının olduğu yerler ve çevrelerinde tektonik özellikler ya da tektonik oluşumlar, işte depremdir, tektonik ovalardır, bunları fazlaca görüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer noktada ise bölgeler ki bölgeler özellikle ilgili olduğumuz ve karşımıza çıkma ihtimalinin yine yüksek olduğu bir nokta. O yüzden bunları mutlaka bilelim ki bölgeleri biz işlevsel ve şekilsel olarak ikiye ayırıyoruz. Şekilsel olanlar daha çok fiziki ve beşer olarak da ikiye ayrılıyor. Örneğin dağlar, ovalar, platolar fiziki bölgeler arasında sayılırken nüfus, yerleşme gibi durumlar beşeri şekilsel bölgeler içerisinde sayılıyor. O yüzden nüfusu ben şekilsel bölgeler içerisinde beşeri kısmına dikkate alıyorum. Bu işlevsel bir bölge değil. Ama hizmet, yönetim, istatistik ve kalkınma projesi bölgelerini ben işlevsel bölgelerde alıyorum. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu.
Evet, diğer bir sorum da doğal afetler ki doğal afetleri ÖSYM büyük bir ihtimalle soracak. Doğal afetlerin gerçekleşme durumları, nerelerde fazla görüldüğü, görülme sebeplerini bize soruyor arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Hangisinin diğerlerine göre oluşma durumu daha yavaş demiş ki bununla ilgili iki önemli doğal afet var. Bir arkadaşlar özellikle kuraklık, iki erozyon. Bunların daha uzun süreli olduğunu unutmuyoruz ama heyelan, çığ, deprem, sel ve taşkınlar daha kısa sürede gerçekleşen olaylar. İşte deprem saniyelik. Heyelan hemen bir anda kayıyor. Bu şekilde dikkat ediyoruz ama kuraklık uzun yıllar devam eden ve yavaş yavaş gerçekleşen doğal afetlerden birisidir. Bir de erozyonu burada dikkate almak mümkündür. Evet, bir diğer sorumuz ki klasik sorulardan birisi artık ÖSYM'nin vazgeçemediği bir alan. Yine bu şekilde tabii bir soru gelebilir. İşte hangisi insanın doğaya, hangisi doğanın insana etkisi gibi. Burada ise insan etkinliklerinden hangisi doğaya daha uyumludur demiş. Ulaşım kısmında akarsuların kullanılması doğaya daha uyumlu bu şıklar içerisinde ki diğerlerini de okumaya devam edelim. Evsel atıkların akarsulara aktarılması ki bu evsel atıklar o akarsuları kirletiyor. Artan enerji ihtiyacını termik dediğimiz fosil içeren işte lignit, taş kömürü, petrol, doğalgaz ki kömür çevreyi, havayı çok fazla kirletiyor. O da olumsuz bir şey. Verimli tarım alanlarının yerleşim alanlarına dönüştürülmesi yine olumsuz bir şey. Hasattan sonra tarımsal ürün atıklarının ya da artıklarının yakılması yine olumsuz bir şeydir. A'da belirtilen durum doğaya uyumluluğu daha net bir şekilde bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi özellikle çıkan soruları mutlaka çözün. Bunun yanında verdiğimiz testlerde dediğimiz gibi MSÖ kısmında da çıkan soruları gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu dediğimiz gibi gördük. Söylediklerim tabii tahminlerin her zaman tutma ihtimali olmayabilir ama konumuz belli, içerik belli. Bu içerikte zaten en fazla neti yapmaya çalışıyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Dediğimiz gibi serilerimiz devam ediyor. O serilerde devamlılık konusunda takip ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum.